Evet arkadaşlar, nasılsınız, ne yaptınız, iyi misiniz? Yorumlarda yazın. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu video zayıf PC'ler, çöp PC'ler için önereceğim oyunlardan oluşuyor. Bu oyunlar öyle kötü oyunlar da değil bu arada, 10 numara oyunlar. Zayıf PC dedim, bayağı çöp bilgisayarlarda bile çalışan, yani bayağı zayıf bilgisayarlarda bile çalışan oyunlar arkadaşlar. Hem de en mükemmelleri. Videoya geçmeden önce aşağıdan abone olup bildirimleri açın. Ve video fikirleri, video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yorumlar kısmına bırakın mutlaka. Ve şimdi izin verirseniz videoya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ilk başta nişancı türünden başlayacağız. Bu 10 oyundan sonra başka videolarda, onar onar başka videolarda çekeceğim. Zayıf bilgisayarlarda çalışan oyunlar olarak çekeceğim. Onları da görmek için kanala abone olup bildirimleri açmanız önemli. Video geldiğinde haberdar olursun. Nişancı oyunlarından başlayalım. İlki Amerika Ordusu. Bravo's objective is to stop you. You pass or fail as a team, so don't leave anyone behind. Good luck, over. Fire Team 1, we'll take out the enemy positions across the courtyard. Fire Team 2 will move to the... Bu oyun arkadaşlar ABD ordusu tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Askerleri bilgilendirmek, eğitmek ve işe almak için tasarlanmış bir dizi nişancı oyunudur. Yayıncı direkt Amerika Birleşik Devletleri ordusu. Vay anasını satayım, yayıncıya bak. Yani modları tek oyunculu ve çok oyunculu olarak ikiye ayrılıyor. Hemen araştırabilirsiniz YouTube'da. Bakabilirsiniz nasıl bir oyun olduğuna dair. İkinci oyunumuz ise herkesin bildiği Fear. What frightens you more? The evil that you know, or the evil that you don't know. Fear arkadaşlar bir korku oyunu, korku nişancı ama böyle korkunun da iliklerinize kadar işleyeceği bir oyun. Ben hiç oynamadım ama biliyorum. Siz düşünün yani. Ben hiç oynamama rağmen biliyorum. First Encounter, Assault Recon ve Monolith Productions tarafından geliştirilen. Oğlum bu ne lan? Kaç tane yayıncıları söylerken yamuldum. Kaç tane yayıncısı var bu oyunun? Vivendi, Universal Games, Warner Bros. Games tarafından yayınlanan bir korku oyunudur. Birinci şahıs nişancı oyunu. Korku nişancı oyunu. Efsane bir oyun arkadaşlar. Eski olduğuna bakmayın. İnanılmaz yapay zekası ve korkunç, bayağı bir korkunç psikolojik korku türüne giriyor. Bir deneyebilirsiniz. Bayağı altınıza sıçırtacak türden. Şimdi üçüncü nişancı oyunumuza geçiyoruz. Bunu da zaten bilmeyen var mıdır onu bilmiyorum. Left 4 Dead. Valve tarafından geliştirilen bir dizi nişancı oyunudur. Zombi oyunudur. Korku türünde ama daha çok eğlence gibi bir şey. Zombilerin özellikleri var. Aldığınız karakterlerin özellikleri var. Ve eski bilgisayarlarda da rahatlıkla çalışıyor. Grafikleri eski bilgisayarlarda çalışmasına rağmen hiç sırıtmıyor. Çok güzel bir grafik tasarımı var yani. Böyle eski oyun lan bu. Çöp gibi durmuyor yani. Güzel duruyor. Türü hayatta kalma korku oyunu ve birinci şahıs nişancı. Korku o kadar çok yok ama hayatta kalma zor yaparsanız acayip derecede geriyor insanı. Şimdi RPG türündeki oyunlarımıza bakacağız arkadaşlar. Bundan da 3 tane seçtim. Bunların devamı gelecek, o yüzden dediğim şeyleri yapın arkadaşlar. Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. You live, you affect your world. But is it what you need? You are different. You will accept the gifts offered to you.
Türü arkadaşlar role play game, yani RPG oyunu. Ve bu oyunun serisi vardır arkadaşlar. Serilerini de bu oyundan sonra inceleyebilirsiniz. Neredeyse tüm platformlara çıkmış bir oyun serisi. Bunu da YouTube'dan videolarına bakabilirsiniz. Severseniz oynarsınız. Diğer oyunumuz ise, bunu da çok kişi bilir, Diablo 2. There are many foes here. Blizzard tarafından geliştirilmiş ve Blizzard tarafından da piyasaya sürülmüş bir aksiyon rol yapma oyunu arkadaşlar. Hack and Slash oyunudur. Aksiyon rol yapma ve Hack and Slash oyunudur arkadaşlar. Patır putur kestiğiniz, itemlerinizi çatır çutur geliştirdiğiniz, aksiyona bir şey bulamadım. Bayağı bir 2000 yılının en popüler oyunlarından biridir arkadaşlar ve bilmeyen kişi yoktur. Çok kişi de videosunu çekmiştir. Eski zamanlardan biri olsa. Bu başka platforma çıkmamış, Windows'ta Mac OS'a çıkmıştır. Yani sadece PC için. Güzel bir oyundur, bunu da inceleyebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz ise... Gothic 2. Bunu bilen var mıdır bilmiyorum. Ben mesela araştırdığımda önüme geldi. Ben bilmiyordum. Popüler bir oyun değilmiş sanırım. Bir bakalım. Bu da bir rol yapma oyunudur arkadaşlar. Alman geliştirici tarafından Piranha Bytes'ın hazırladığı rol yapma oyunudur. Bu oyunda arkadaşlar gene itemlerinizi geliştirdiğiniz, canavarları kestiğiniz, grafikleri çok iç açıcı olmasa da gene eğlenebileceğiniz RPG türünden bir oyun. Seversiniz büyük ihtimal. Böyle item toplamayı, geliştirmeyi seviyorsanız bu oyuna da bir bakın derim. Sıradaki oyun türümüz arkadaşlar, araç tabanlı oyunlar. Il Tu Sturmovik. Bu oyun Ruslar tarafından geliştirilmiş bir uçak oyunu arkadaşlar. Savaş oyunu, savaş uçuşu simülasyonu, video oyunu, uçağını kontrol ettiğiniz simülasyon oyunudur. Simülasyon sevenler ve yeni simülasyon oyunlara PC'si yetmeyenler için, ben hiç sevmem bu türü ama sevenleriniz için koydum yine, iyilerinden olduğu için bakabilirsiniz. Sıradaki ise Combat Flight Simulator 3. PC için hazırlanmış bir oyundur. Avrupa'da piyasaya sürülmüş savaş uçağı simülasyonudur gene. Onu sevmediyseniz önceki oyunu, buna da inceleyebilirsiniz. Bu da bir simülasyon oyunu. Bunu da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yayıncısı Xbox Game Studios. Bunu zaten bir seri şeklinde götürüyorlar. Sadece PC'ye çıkıyor. Bu şekilde bir serisi var oyunun. İlginçtir. İnceleyebilirsiniz. Sıradaki ise bir yarış arabası simülasyonu gibi bir şey. Colin McRae Rally. Genellikle gerçekçi rally spor yarış aracının kontrolünü en gerçekçi veren bir oyun olarak görülüyor. En gerçekçi yarış arabası simülasyonumuş o zamanlar. Deneyebilirsiniz, 10 numara bir oyundur. Simülasyon sevenler mutlaka bunlara bakmalı.
Bir tane de strateji oyunu koyduk. StarCraft diye bir oyun. Greetings commander. Requested information follows. The strategic option. Böyle strateji yapmayı seven, PC'si eski olan, bu oyun tarzını sevenler bu oyuna bakabilir arkadaşlar. Değişik bir atmosferi var. Uzay tabanlı bir oyun. Savaş makineleri, uzaysal elementler kullanılmış. Bayağı bir uzay temalı bir oyun. Savaştığınız, sürekli stratejiler yaptığınız bir oyun. Bakabilirsiniz. Bir tane de bundan koyalım dedim. Diğer videolarda hangi seriyi daha çok koymamı istersiniz? Onları da yorumlara yazın. Diğer videoları mutlaka bekleyin arkadaşlar. Bomba gibi yağdıracağım sizin üstünüze oyunları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.